Hiç kimse ürününe aşık olmaması lazım. Şirketine değil, hedef kitleye aşık olması lazım. Çünkü dijital marketingle yönetici koşu iç içedir. Ki ben bir şirket sahibiyim, size geldim. Dedim ki, efendim benim ciromda düşüş var. Büyüme döngüsünden küçülme döngüsüne giriyor. Bu büyük bir handikap oluyor firmalar için. Yaklaşık 3,5 milyon avroluk tesisin başına, euroluk tesisin başına bir müdür getirdik bir yerde, bir işletmede. Bunu elde ederken de dijitali kullanacağız. Diyeceksiniz ki nasıl? Can damarlarına nüfus ediyoruz. Marketing dediğimiz pazarlamaya, satışa nüfus ediyoruz. Şu sözü söylüyorum ve bunu kabul edenle çalışıyorum. Nedir bu söz? Aslan İş Programı'na hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Yönetici koçu ve dijital marketing danışmanı Serhat Ezibay. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, biz deyiz. Vallahi ne güzel bir enerjiniz var. Böyle hani yönetici koçu da olunca değil mi? Evet. Böyle bana çok güzel bir enerji verdiniz ve güven verdiniz. Teşekkür ederim. Evet. Her şey yolunda inşallah. Her şey yolunda. Yolunda olmamak mümkün mü? Çünkü bakış açısı daima pozitife ve olumlamaya yönlenmek zorunda. Aksi takdirde her zaman insan hayatında olumsuz bir şeyler olabilir. Bunu düşünmemek gerekiyor. Evet. Öncelikle efendim şunu merak ediyorum. Yönetici koçu ne demek? Yönetici koçu zaten koçluk farkındalık oluşumu demektir. Yönetici koçu ise bir şirketin sahibinin veya üst düzey yöneticilerin bulunduğu olayları algılamasını sağlamak için soru sormamızdır. Hı hı. Bir olay yaşıyorlar. O olaya karşı biz onlara doğru soruları soruyoruz. Çünkü bakış açısını doğru sorularla yönlendiremez isek bu sefer büyük resmi görmemiz mümkün olamaz. Çünkü biliyorsunuz yöneticiler ve firma sahipleri devamlı işlerin peşinde oldukları için hep önlerini görüyorlar. Oysa bazen dışarıya çıkıp büyük resmi farkına varmak lazım. Bu da yönetici koşuyla mümkün. O büyük resim dediğimizde neyi kastediyoruz? Şimdi şirketle biraz halkı inmek mi? Şöyle, halkın bakış açısı mı? Hedef kitlenin bakış açısı. Hı hı. Yani o şirket nereye hitap ediyorsa, hangi hedef kitleye hitap ediyorsa, onların problem, arzu, isteklerine hitap ediyorsa onları görmeleri lazım. Daha doğrusu biz şöyle diyoruz, hiç kimse ürününe aşık olmaması lazım. Şirketine değil, hedef kitleye aşık olması lazım. Çünkü sen müşteriye aşık olman lazım. Bu müşteriye sen ne veriyorsun? Hangi müşterinin hangi arzularını çözüyorsun? Bu tabii bunu yaparken ne devreye giriyor? Koşluk bakış açısı evet. Devreye giriyor. Peki o hedef kitleye de iniyor musunuz? Hedef kitlenin de isteklerini bir karma yapıyor musunuz? Tabii ki hedef kitlenin isteklerini de şöyle yapıyoruz. Aynı zamanda yönetici ve takım koçu olarak geçiyor bizim mesleğimiz. Bunda da satış ekiplerini ve pazarlama ekiplerini koşlukla beraber bir de eğitim veriyoruz. Danışmanlık eğitimi veriyoruz. Onların bu bakış açılarını sürekli yenilemelerini sağlıyoruz. O yüzden zaten dijital marketingle yönetici koşu iç içedir. Çünkü biliyorsunuz bugün 70-80 milyon Türkiye'nin 60 milyonu internette. Çok doğru. Peki ben bir şirket sahibiyim. Size geldim. Dedim ki efendim benim ciromda düşüş var. Buna bir el atalım. Evet, çok güzel. Evet. Bu konuda da yardımlarınız oluyor mu, destekleriniz oluyor mu? Nasıl bir yol izliyorsunuz, nasıl bir haritanız var? Evet, buradaki iş süreçlerimiz şöyle. Çalışmaya ilk başladığımız firma sahiplerine diyoruz ki önce bizim hedef kitle analiz sorularımız var. Önce bunları bir elden geçireceğiz. Sonra sizin iş akış süreçlerinizdeki noksanlıkları var mı yok mu bunları bir gözden geçireceğiz. Bunu elde ederken de dijitali kullanacağız. Diyeceksiniz ki nasıl dijitali kullanacağız? Herkes dijitalden ürün satmaya çalışıyor.
Oysa biz orada ürün satmak değil, müşterimizin nabzını yoklamayı öğrenmemiz lazım. Daha sonra bunu direkt şirketin pazarlama stratejisine koyduk. İş bitmedi. Bu sefer satış ekipleri buna nasıl bir yol takip edecek, müşteri hizmetleri nasıl bir yol takip edecek ve biz feedbacklerle bu şirketi nasıl yukarı çıkaracağız? Yoksa Facebook reklamları diyorlar, Google reklamları diyorlar. Evet, her şey çok güzel. Bir anda bir ciro yükseliyor. Aa, herkes seviniyor. Sonra düşüşe geçiyor. Niye? Arka tarafta satış kuvvetli değil. Arka tarafta müşteri desteği kuvvetli değil. Arka tarafta bütün bunlara bakan yöneticilerin koçluk mantalitesi. Yani sorumlu benim. Yani sorumlu benim. Her zaman suç bende düşüncesi olması lazım yöneticilerde. Satışı ne kadar yükseltebiliriz? Çıtayı ne kadar daha yukarıya ulaştırabiliriz? Onun hedefindesiniz. Onun derdindesiniz. Evet. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Bu koronavirüsle beraber dijital satışlarda bir değişiklik oldu mu? Yani internet kullanımı, internet alışverişi arttı mı? Aşırı derecede arttı. Hatta yapılan Forbes'in yaptığı çalışmalara göre biz 2027 yılında varılacak olan sonuçlara 2023 yılında ulaşılması hedefleniyor. Bu artışla beraber tabii dikkat edilmesi gereken en spesifik konu bu mecralardaki kişisel markayı ve ürün markasını nasıl şekillendirecekleri. Yoksa herkes belirli bir içerik paylaşıp ortaya çıkıyor. Fakat konumlandırmayı düzgün yapamadıkları zaman iki şey kaybediyorlar. Bir tanesi para kaybediyorlar. En önemlisi. Fırsat maliyetini. Yani oraya bir para harcıyorsunuz sürekli, onu kaybediyorsunuz. Veya da prestij de kaybediyorsunuz. Evet. İkincisi de zaman kaybediyorsunuz. Parayı ve zamanı kaybettiğinizde şirketin büyüme döngüsünden küçülme döngüsüne giriyor. Bu büyük bir handikap oluyor firmalar için. Peki şunu merak ediyorum. Yani ajans olarak bu hizmetlerin dışında ekstra verdiğiniz hizmetler de var mı? Ajans olarak iki bakış açısında yürüyoruz. Bir tanesi danışmanlık bakış açısında dijital marketingte Facebook, Instagram gibi reklamların, Google'ları ve sosyal medyanın kullanımı. Öbürü ise eğitim. Yani satış eğitimlerimiz var. Müşteri hizmetleri eğitimlerimiz var, etkili iletişim var. Zamanımı, konsantrasyonumu yöneteceğiz. Zaman yönetimi eğitimi var. Bununla beraber hangi noktadaki eksikliği nasıl tespit edeceklerine dair bir yönetici eğitimi var. Nasıl yönetici eğitimi, toplantılar nasıl yapılır, nasıl verimli sonuçlanır, bu sonuçlara göre nasıl ilerlenir? Yani bir şirketin size tamamen teslim olması gerekiyor, değil mi? Şunu söylüyorum her seferinde. Bizim o kadar kritik bir durumumuz var ki, çünkü biz şirketin can damarlarına nüfus ediyoruz. Marketing dediğimiz pazarlamaya, satışa nüfus ediyoruz. Ve biz o şirketi iyileştirebilirsek, biraz doktor gibi anlatıyorum kendimi. Evet, çünkü insana dokunmasak da şirketlere dokunuyoruz. Şirketlere dokunduğumuz zaman orada çalışanlarına dokunuyoruz. Orada ekmek yiyenlerine dokunuyoruz. O şirketlerin hizmet verdiği müşterilerine dokunuyoruz. O şirketin vizyonuna, misyonuna, ona arzuyla bağlı olan kurucularına dokunuyoruz. Esasında pazarlama ve marketing deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk işidir. Evet. Aslında mesleğiniz o kadar güzel ki Avrupa'da bu 15-20 yıl önce hayata geçmişti. Türkiye'de maalesef daha yeni, değil mi? Evet, hatta 15-20 yıl önce dediğiniz mesela 80-90'lı yılların Amerikan filmlerini seyrediyoruz. Orada insanlar iş çıkışlarında birisine gidiyorlar, böyle uzanıyorlar, soru cevap yapıyorlar. Biz onu hep psikolog zannederdik. Meğerse bunlar koçmuş. Yani yaşam koçuymuş, yani yönetici koçuymuş. O kişi soru soraraktan o sorunu, Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki, bir problemi oluşturan düşünce onu çözemez. Ne yapması gerekiyor? Düşünce seviyesinde bir yukarı çıkması lazım. İşte koçluk bunu yapıyor. Ona sorduğumuz sorularla bakış açısını ve düşünce seviyesini üst seviyeye çıkartıyoruz. Ne güzel. Peki efendim, çalışma süreciniz nasıl oluşuyor? Bir de bunu anlatır mısınız? Tabii ki. Çalışma sürecimizde önce müşterimizle oturup ona sorular yöneltiyoruz. Ve diyoruz ki bu 30-40 soruyu bize cevaplayacaksın. Onlar bu soruları cevaplamak için 2 hafta geçiriyorlar. Soruları bize gönderiyorlar. Biz sorularda beğenmediğimiz kısımları tekrar şu şekilde düzelteceksiniz diye tekrar görüşüyoruz. Diyeceksiniz ki bu ne sorularıdır? Evet, merak ettim ben de. Bu sorular sizin beklentiniz ne? Siz bir ürün ortaya koymuşsunuz. Tabi bu üründen ne bekliyorsunuz? Sonra müşterilerinizin size verdiği cevap dönüş ne? Sizin şu anki durumunuz ne? Bunları analiz ediyoruz. Bunları analiz ettikten sonra diyoruz ki... Ve güvenilir.
güvenilirlik değil mi? Ürünün güvenilir olması. Zaten bu güvenilirlik başlı başına bir konu. Satışçıdan şöyle yapıyorlar satışçıları genelde firmalar. Satış arttır, satış arttır, satış arttır. Satışçı gidip de satmaması için çeşitli argümanlar var. Bir tanesi güven. Satıcı ürüne güveniyor mu? Yani siz o ürünü annenize, babanıza, dayınıza, amcanıza tavsiye edebiliyorsanız... Gözü kapalı tavsiye etmem gerekiyor. O zaman da zaten ürün bir başarıya, bir seviyeye ulaşmış demektir. Evet. Devam edin. İşte bu sorulardan sonra diyoruz ki, arkadaşlar biz dijitali kullanacağız. Dijitali kullanırken de KPI dediğimiz performans ölçeklendirme tablosuyla size geri bildirim yapacağız. Fakat bu kalıcı başarı uzun bir süreçtir. En az 3 ay ile 6 ay çalışmamız gerekiyor. Hemen sonuç beklemeyin. Hemen bir yükselme olacak ama bu sonra düşüşe geçebilir. Hemen sonuç beklemeyin. Böylece karşı tarafa bunun bir rüya olup da hayale kavuşma olmadığını, bir gerçeğin peşinde koştuğumuzu gösteriyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Şirketin ciroları düşmeye başladı. Düşüş oluyor. Ve size geliyorlar. Sanırım elinizde bir sihirli değnek olduğunu da düşünüyorlar değil mi açıkçası? Tabii ki düşünüyorlar. Hani çok kısa bir vakitte benim eski ciromu yakalamama, evet, yakalamama yardım et diye de gelenler var mı? Ama biz ona şunu diyoruz baştan. Yani şu sözü söylüyorum. Sihirli değnek yok elinizde ama. Yok. Şu sözü söylüyorum ve bunu kabul edenle çalışıyorum. Nedir bu söz? Biz sizin pazarlamanızı yöneteceğiz. Size koçluk hizmeti vereceğiz. Yalnız başarıya ulaşmanız için bazı noktalara dokunmamıza izin vereceksiniz. Mesela nedir bu? Müşteri hizmetleri. Telefonu açtı. Geçenlerde hastanelerin mesela en çok yaptığı bir pazarlama vardı. Hep size de denk gelmişti. Check-up hizmetimiz var. Şunları, 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 şunları yapıyoruz. Şu fiyata kabul ediyor musunuz? Ne kadar yanlış bir strateji. Otomatikman hayır. Hayır diyorsun. O zaman sen o satış, tele satışçıyı oraya niye oturttun? Önce sen bana o tele satışçıya müdahale etme hakkı vereceksin. Ben senin tele satışlarının yöntemini değiştireceğim. Ve onun üzerine yürüdüğünde sen 10 görüşmenin birini alamıyorsan 10 görüşmenin 3'ünü 5'ini alacaksın. Peki o check-up örneğini verdiniz. Siz bunu nasıl yapardınız bu check-up'ı? Evet, ben olsaydım önce o müşteriye dijitalden ulaşırdım bir kere. Telefon numaram var çünkü beni arıyorlar. Beni aradıklarına göre telefon numarası Facebook'a kaydedilebiliyor. Ve tekrarlayan reklamlarla ben ona dijitalden ulaşıp anket gönderirdim. Ama burada metin yazarı dediğimiz çok önemli bir nokta var. Herkes metin yazamaz. Öyle bir anket gönderirdim ki siz derdiniz ki ben mutlaka bunu cevaplamam gerekiyor. Onu cevapladıktan sonra müşteriyi bir ısıtırdım. Soğuk şimdi müşteri. O direkt soğuk müşteri arayıp alır mısın diyor. Almaz tabii ki. Şöyle de birisi birisinden hoşlanıyor. Hadi gel çıkalım seninle demeye benziyor. Halbuki bir ısıtma lazım. Değil mi? Ondan sonra... alma gerekiyor öncelikle. Evet, alışması lazım. Yani şimdi hemen evlenelim, hemen gidelim, gelsin annemle tanıştırayım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Doğru. Giriş, gelişme, sonuç. Bunu uyguluyoruz. Yani bunu kabul etmeyen şirketle de açıkçası çalışmaktan uzak duruyoruz. Çünkü bunu kabul etmeyen bir şirket, bizden demin söylediğiniz gibi elimizde sihirli değnek olduğunu bekleyen bir şirket, 3 ay sonra bize alasmaldık diyecektir. Yani beklentiyi çok yükseltmemek lazım ama size de bir tam teslimiyet lazım. Ya beklenti, ben size çok kritik bir şey söyleyeyim. Uyguladığımız stratejilerle 9 ay içerisinde bir şirketi 17 kat büyüttük. Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi bir rakam. 10 bin lira cirosu varken 170 bin liraya çıktı bu şirket. Ama şirket de size tamamen teslim, evet, olmuş. Evet, bu stratejilere tamamen teslim oldu. İşte burada yöneticilerin de hayal dünyasında yaşamaması gerekiyor değil mi? Hayır. Bir gerçeklik var. Başarı oturarak gelmez. Hazır olana gelir. O yüzden çalışıyoruz. Yöneticilerin de çalışmasını istiyoruz. Eğer bir yere varacaksak hep birlikte çalışacağız. Sonra bu çalışmanın içinde de şöyle anlatayım ben size. Bir satış stratejiniz var. Evet. Satış yapıyorsunuz. 20 satışçının 15'i düzgün yapıyor satışı. 5'i yanlış yapıyor. Fakat siz bunu tespit edemediniz.
o 5'i yanlış satış yapmakta mükemmelleşir. Şuna da dikkat ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Yöneticilere şu tavsiyede bulunuyor, tavsiyelerde de bulunuyor musunuz? Lütfen çalışanlara gereğinden fazla daha değer verin. Daha üst seviyeye taşın. Çünkü çalışanın gönlünü almak inanın bana göre verimi de artırır. Tabii ki. Şimdi son günlerde gelen bir mevzu var. Daha önceden de vardı fakat şu kalıp geldi isim olarak. Sessiz istifa. Nedir sessiz istifa? Adama maaşını veriyorsunuz. Adam sizden memnun değil, şirketten memnun değil, vizyonundan memnun değil, üründen memnun değil. Geliyor sabahtan akşama kadar o check-up örneğindeki gibi arıyor, kapatıyor. Sadece arıyor. Günü doldurmaya çalışıyor. O kadar. Sonra patron ne yapıyor? Ben zaten maaş veriyorum diyor. Yapmak zorunda. Bunu söylüyoruz zaten. Yönetici koçluğu işte burada devreye giriyor. Ben ona soruyorum. Beklentiniz ne? Şu. Peki bu beklentiye ulaştığınızda ne değişecek? Şu değişecek. Peki bu beklentiye ulaşmak için siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şunları düşünüyorum. Diyor ki reklamı arttıracağım. Tamam, reklamı arttırdınız. Peki satış olmadı. Ne düşünürsünüz? Reklamcı yanlış reklam verdi diye düşünürüm. Peki sizce reklamcının verdiği reklam mı yanlış? Oraya yazdırdığınız metin mi yanlış? Veya reklamı çıkarttığınız kitle mi yanlış? Bunu araştırdınız mı? Bu sorularla yöneticiyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa sadece yöneticilere gidip, firma sahiplerine gidip, biz sizin pazarlamanızı yapalım, size eğitimler verelim, sizi üst seviyeye taşıyacağız. Boş. Değil mi? İçinin doldurulması bomboş gerekiyor. Peki efendim, geçelim diğer sorumuza. Peki bu ekip çalışması, bu verimliliği ne kadar artırıyor? Ekip çalışması, şimdi biliyorsunuz iletişim diye bir şey var. Evet. Bu iletişimin de en güzel yönü, İnsanların söylediklerini birbirine duyurabilmeleri, yani sesle değil, mana olarak duyurabilmeleri. Ekip çalışmasında, ekip koştuğunda, ekip içerisindeki sinerjiyi yakalayabilmek için şirket sahiplerine bazı yol haritaları çiziyoruz. Siz diyoruz, ekibinize güven sağlayacaksınız. Yani o eleman demeyecek, beni işten atarlar. Ben, arkadaşım şu ürün yanlış olmuş dersem, patron beni işten atar demeyecek. Önce güveni sağlayacağız. Ne hoş, ne güzel. Sonra ekip içerisinde uyum var mı? Yani insanlar birbirine saygılı mı? Birbirlerini anlayışlı mı? Geçenlerde bir danışan şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, benim bir müdürüm var. Evet dedi. Müdür dedi işten ayrıldı, ben rahat rahat çalışıyorum. Evet. Bir yıl geçti dedi, o müdürü tekrar işe alıyorlar şimdi dedi. Ben dedi istifa edeceğim. Eyvah. Sen dedim niye istifa ediyorsun? Ben dedi o müdürden hoşlanmıyorum. Niye hoşlanmıyorsun? Bilmiyorum, hoşlanmıyorum. Şimdi bunun enerjileri tutmadı. Bunun detayına girdiğimizde hoşlanmıyorum diyen kişiyle müdürün arasında bir yanlış anlaşılma olduğunu gördük. Ortadan kaldırınca aynı seviyeye geldiler. Ne güzel. Çünkü müdür müdürlük yapmaya çalışıyordu. Halbuki yol arkadaşı olması gerekiyor. İşte en büyük sorun bu. Evet. Değil mi? O zaman verimlilik artar, insan işte daha çok kalmak ister, kendi yuvası, kendi evi gibi iş yerini benimser. Çok önemli noktalar bunlar. Gerçekten de hani müdürlerin de, işverenlerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu dönemde ben şunu görüyorum, birçok ekranda da buna şahit oluyoruz. Efendim, işçi bulamıyorum, çalışacak eleman bulamıyorum. Bunu söylemek çok kolay. Çok kolay. Çalışan kişiye, elemana neler verdiğiniz de çok önemli. Maalesef bu konuyu göz ardı ediyorlar. Evet, Türkiye'deki şirketlerin, ben şunu dile getireyim, lafın arasında çok önemli benim için. Ne önemlidir? Türkiye'yi girişimlerin ve şirketlerin iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Çünkü devlet bir yere kadar bir şey yapabilir. Eğitim kurumları bir yere kadar bir şey yapabilir. Bununla beraber biz 21. yüzyıl yetkinliklerini mutlaka kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Diyeceksiniz ki nedir onlar? En önemlisi işbirlikçi problem çözme. Eskiden bir hatırlarsanız soruyorlardı ne olacaksın? Doktor olacağım. Ne olacaksın? Mühendis olacağım. Ne olacaksın? Asker olacağım. Artık bu yok. Yok. Artık meslek yok. Meseleler var. Doktor oluyorsunuz ama hastanıza, geçenlerde yine bir hastaneden örnek vereyim size. Hastası kanser hastası, ameliyat yaptı, hastaneden ayrıldı, sonra çok büyük bir hastane, o hastaneden ayrıldı, gitti başka bir büyük hastanede ikinci ameliyatın oldu. Benim de tanıdığım bir danışanım, dedim ki niye gittin ona,
Öbür hastaneye. O çok güzeldi gittin. Doktor dedi bana hastalığımın gelişimiyle ilgili soru sormaya gittiğimde ters cevap verdi dedi. Halbuki hastane çok güzel. Personel çok güzel. O yüzden zaten ilk ameliyatını ve en köklü ameliyatını, birinci kanser ameliyatını orada oldu. Sonra doktorun buradaki, en büyük soru işareti asıl burada. Meseleyi kavrayamaması. Doktorun mesleği doktorluk. Ama meseleyi kavrayamaması, yani bu meseleyi çözememesi hastayı kaçırttı. Yaklaşık 100 bin liralık bir ameliyatı o hastaneden öbür hastaneye. Yani bunu ben dile getirmek istemiyorum ama bir taraftan da hastalara hizmet vermeye çalışıyorum. Ama Serhat Bey, o bende de var. Nasıl bende de var? Mesela bir ürün alacağım, mağazaya giriyorum. Ürünü de beğendim, fiyatı da uygun geldi. Satış elemanının beni, ben yani ilgilenmek dediğim, hani çok abartmak istemiyorum ama hani böyle bir güler yüzü olmayınca ben o ürünü almaktan vazgeçiyorum. Maalesef bende de böyle bir şey var. Eminim birçok kişide de bu vardır. Var. Çünkü bizler yani artık güler yüz istiyoruz. Evet. Yani parayı geçtik, bir ürünü de geçtik. Gerçekten güler yüz, samimiyet birçok kapıyı açıyor. Evet. Bu çok önemli. Peki efendim, diğer sorumuza geçelim. Başarıyı yakalamak isteyen şirketlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Neler tavsiye edersiniz? Başarı bir kere kalıcı bir süreçtir. Yani kalıcı başarı bir süreçtir. Öyle söyleyeyim. Kalıcı başarı. Çünkü bir başarı yakalarsanız girişimlerde ve şirketlerde şöyle olur. Bir başarı yakalarsanız o başarı yakaladıktan sonra yeni bir başarı yakalamanız gerekir. Sonra yeni bir başarı yakalamanız gerekir. Bütün bu kalıcı başarı deriz biz buna. Bu bir süreçtir. Bu süreç oluştururken birincisi temelleri sağlam atmak gerekiyor. O süreç en az 9 ay mı dedik? O süreç şöyle söyleyeyim. Ürünlere göre değişir bu mi? Bu süreç şirketin var olduğu müddetçe devam eder. Mesela Huawei firması, hani burada yabancı firma olduğu için söyleyeyim. Çinli, geçenlerde Google'da bir şey çıktı. Şu anda ekonomik olarak düşüşte finansal açıdan. Koskoca Huawei firması deriz değil mi? Amerika'daki bazı şirketlerin ise veya uluslararası çaptaki bazı şirketlerin ise 100-150 yıl geçmişleri olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar kalıcı başarıya odaklanmışlar. Demin söylediğiniz yöneticiyle çalışan değil, ekip arkadaşı zihniyetini yakalamışlar. Bu meseleyi bizim kendi şirketlerimize, Türkiye'deki girişimlere odaklanmamız lazım. Yani bir patron zihniyetinden lider zihniyetine geçmemiz lazım. Çünkü lider ne yapar? Mesela Mustafa Kemal Atatürk mesela, Türkiye için, dünya için bir lider. Ne yaptı? Dünya lider, evet. Ne yaptı? Bir vizyon çerçevesinde, çünkü soruyor, Konya tarafında yerlerde bir çiftçi görüyor, diyor ki, tabii tanımıyor Mustafa Kemal Paşa'yı, ne yapıyorsunuz diyor. Ya diyor, buğday ekeceğim, yaşlı bir çiftçi, şehitler var, şehit aileleri var köyde, onlara buğday götürmem lazım. Diyor bak, ülke işgal edildi. Ben diyor ne yapayım diyor, buğday götürmem lazım diyor. Öyle bir dönemde o halkı, o Türk milletini ayağa kaldırıp yürütmek ve pes etmemek, liderlik. Yani vizyonun peşinde götürüyor. Tabii. Atatürk demek, ilim demek, başarı demek, zeka demek, güç demek, sevgi demek, birçok şey barındırıyor. Şimdi bizim yöneticilik olarak baktığımızda bizim ne yapmamız lazım? Evet. Çünkü hepimiz şirketlerimizde bu ülkeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önce kendimizi, sonra da bu ülkeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden vizyon önemli. Kalıcı başarı yakalamak isteyen şirketlere tavsiyem şudur. Şöyle marketing yapacağız, size çok para kazandıracağız, cironuzu arttıracağız. Şöyle eğitim vereceğiz, size şunu yapacağız, şuraya götüreceğiz. Şöyle bu. Hayır. Her insanın karakteri olduğu gibi her şirkette unittir, kendine özgüdür. O yüzden koştuk, olmazsa olmazı bir şirket için. Bizim burada en büyük avantajımız şudur. Benim 27 yıllık bir esnaflık hayatım vardır. Kendi girişimlerim, şirketlerim vardır. Bu yüzden danışmanlık verirken, koçluk yaparken bu bakış açısıyla yaklaştığım için karşı tarafa bunun garantisini asla vermem. Ben şunu merak ediyorum. Belki garip bir soru olacak ama sormadan da geçemem. Ben bir tüketiciyim. En basit bir peynir alacağım. Yeni bir firmasınız. Farklı bir peynir çıkarttınız. Bana nasıl ulaşırsınız? Yani bildiğim o markaların, evet, dışında çıkıp sizin peynirinizi almam için beni nasıl cezbedersiniz? Şimdi burada
hedef kitle dediğimiz, yani sizin analizini benim çok iyi yapmam lazım. Dedim ya demin, ürünü çıkartmak değil, önce hedef kitleyi analiz. Mesela siz tulum peynirini çok seviyorsunuz. Evet. Bu peynirin hangi özelliğini sevdiğinizi ve nasıl olduğunu sevdiğinizi benim bulmam gerekiyor. Dijital ortam, o yüzden dijital marketingle yönetici koşluğunu bir araya getirdik ve yönetici danışmanlığını. Çok doğru bir karar. Sizin bu ürün hakkındaki düşüncenizi ben önceden tespit edebilirim. Mesela şöyle yaparım. Derim ki, peynir seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli maddeleri anlatan bedava bir broşür kitapçık, e-kitapçık. O kitapçıkta diyeceğiz size peynirin vücudunuza olan faydalarını, size peynir yemezseniz nelerle karşılaşacağınızı, hangi peynirlerin nasıl bir tat vereceğini anlatan bedava bir kitapçık veriyoruz. Ha, ne güzel. Derim ve sizin karşınıza reklamlara çıkarım. Süper. Şimdi siz YouTube'dan bir şey dinlemek veya herhangi bir posta bakmak mı istersiniz, yoksa o kitapçığı alayım elimin altında dursun bir oradan bir bilgilenmek isterim yani doğal olarak. Onu isteyince ben derim ki ha, bunlar peynire bakan insanlar. Çünkü o hedef kitleyi yakaladık. Yakaladık. Sonra size derim ki ben falanca firmayım. Size bedavadan 100 gram, 50 gram peynir göndereceğiz. Hah işte. Derim. Çok cezbedici bir şey. Ama birinci yaptığım reklamda reklam maliyetimi kıstım. Herkese artık peynir göndermiyorum. Kitapçı alanlara peynir gönderiyorum. Sonra kitapçı alanına peynir gönderdim. %20 indirim yaptınız. Ondan sonra ben o peynir o peyniri gönderdikten sonra ona derim ki peynir alan yiyen anneler mesela. Çocuklarınıza peynir yemeyi sevdirecek yöntemleri anlatan bir broşür kitapçık daha veriyorum. Bu sefer annelere de odakladım kendimi. Peyniri de odakladım. Spesifik hale getirmeye başladım müşterimi. Değil mi? Adım adım ilerliyorsunuz. Bizim amacımız şirketlere şunu söylüyoruz. Müşteri sadakati diyorlar ya şu anda. Müşteri sadakati, müşterinin beklentisini karşılarsanız sadakat meydana getirirsiniz. Beklentisinin üstünü verirsiniz, fanatiklik meydana getirirsiniz. Biz size fanatik müşteri oluşturalım diyoruz. Güzel, güzel. Ama o peynir örneğinde verdiğiniz yol haritası çok başarılıydı. Bu sonra bununla bitmiyoruz. Müşterilerimize şunu yapıyoruz. Peyniri aldınız, şu formu doldurursanız memnun oluruz. Hemen bir form. Geri dönüş. Her seferinde müşteriden bir feedback alıyoruz. Geri dönüş alıyoruz. Şimdi müşteri bedava bir şey almış, geri dönüş vermiş. Doğru mu? Verir. Ama bizim telefonda ne yapıyorlar? Check-up örneğine dönelim. Beyefendi, bu görüşmemizin kalitesi için biraz sonra sizi ankete bağlayacağız. Ben pat diye kapatıyorum telefonu. Ben de kapatıyorum. Veya başka görüşmelerde. Sen beni öyle şekilde anket almaya kalkan bulamaz. Benden alamazsın o şekilde anket. Önce bir şey vermen gerekiyor. O zaman bizim halkımız zaten duyarlı bir halk. Yani bizim halkımız katkı yapmayı seven bir halkımız var. Çok doğru. Bizim halkımız diyor ki bu ürüne ben nasıl katkı yaparım? Eleştiriyi yapıcı olarak yapan bir halkız biz. Bu noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonra özür diliyorum. Günümüzde doların ve kurların yükseldiği bir çağda e-ticarete yöneldik. Doğru mu? Doğru. Bu e-ticarette bu sefer aynı yöntemi uluslararası çaptaki ülkelere nasıl uygulayacağımızı da yabancı dilde reklam çıkarak yapıyoruz. Böylece ihracatımızı arttırıyoruz. Evet. Yabancı dilde. Yani diğer tabii onlara yabancı de, dilde. Evet, değil mi? Bu sefer marketingimizi yabancı dilde lokasyon olarak, çünkü Facebook deyip geçmeyin. Bugün şöyle bir algı var, Facebook mu kaldı diye. Instagram'da Facebook yönettiği için bugün dünyada birçok insanın Google'dan sonra dördüncü sırada Facebook arama motorları içerisinde. Birçok insan datası elinde. Ve Facebook'ta şunu yapabiliyoruz. Mesela 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun olmuş ve Ocak ayında doğmuş olan mühendisleri ayır. Reklamın böyle bir özelliği var. Bunu kullanırken o kitleye ulaşmak lazım. Nasıl hedefleme yapacağımızı, hangi ürünü koyacağımızı, hangi metni yazacağımızı. Çünkü insan beyni ilk 3 saniyede baktığı anda burada benim hayatta kalacak ne var diye bakar. Hayatta kalacak bir şey yoksa o reklamı da geçer, bizim konuşmamızı da geçer, hiçbir şeyimize bakmaz. Doğru, doğru.
bugün bir parfüm, en basit bir parfüm alacağım zaman benim birkaç kriterim vardır. Yani dünya para da olsa eğer o birkaç kriterime uyuyorsa mutlaka o parfümü gözü kapalı alırım. Evet. Markası önemli. Sadece birkaç kriterim vardır. İşte, dediğiniz çok önemli. İşte ne verdiğiniz, ne sunduğunuz önemli geri dönüş için. Evet. Efendim gelelim diğer sorumuza. Endüstri 4.0 teknolojilerinde insan kaynakları ve toplum nasıl şekilleniyor? Bugün en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü kuşak çatışması dediğimiz, mesela ben X kuşağıyım. Oysa Z kuşaklarının yani 2000 yılının, 2002-2003 yılından sonra doğanları şu anda işe almaya başladık. Ve Endüstri 4.0 dediğimiz fabrikaların, sanayinin teknolojik boyutta çağ atlamasıdır. Bu noktaya geldiğimiz bir çağda çalışan personelimizi yönetici kademesiyle ve patronlarla nasıl bağdaştıracağımız çok önemli. Bu yüzden kuşaklar arasında çatışmayı kaldırmak ve sinerjiyi, çalışma ortamındaki motivasyonu, performansı arttırmak için bazı uygulamalar yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, diyoruz ki firma sahiplerine, size koçluk veriyoruz, tamam. Çalışanlarınıza da verelim. Çünkü koçluk gönüllü bir hizmettir. Çalışanlarınızdan da koçluk almak isteyen olursa... Tabii onlar eksik kalmasın da, yani, puzzle'ın parçalarının tamamlanması evet, gerekiyor. Ekstra olarak şu paketimiz var. Çünkü bugün birebir bir koçluk seansı 1000 liradan 1500'den aşağı değil, bir saatli. Fakat diyoruz biz siz şirketsiniz, ayağa kalkmanızı istiyoruz. Çalışanlar için şöyle şöyle bir paket yapalım. Veya 3 kişilik, 5 kişilik gruplarda koçluk yapalım. Endüstri 4.0'da toplum 5.0 algısı ortaya çıkmıştır. Japonya'da ilk defa bu dile getirildi sanayi toplumunda. Ve bu toplum çalışan 5.0'ı inşa ederken, yetkinlikleri ne? Çünkü bugün biliyorsunuz üniversiteden dahi mezun olmuş olsa belirli bir fabrikada şöyle anlatayım. Bir tane yaklaşık 3,5 milyon avroluk tesisin başına, euroluk tesisin başına bir müdür getirdik bir yerde, bir işletmede. Müdür yurt dışında okumuş, makine mühendisi, yabancı dili çok iyi, her şey çok güzel ve büyük bir şirkette 8 sene çalışmış. Yönetici kadrosunda. Bunu aldık, enerji sektöründeki bir grubun başına getirdik. Tesisin. Ve burada ne oldu biliyor musunuz? Bilgisayar başındaki operatörü dahi yönetemedi. Neden? Çünkü yönetici ve liderlik ayrı bir şey. Onun aldığı eğitim ve makine mühendisliğiyle o teknolojiyi bilmesi ayrı bir şey. Kendisi 38 yaşında, operatör 25 yaşında, aralarındaki uyumsuzluktan geceliğin saat 3.30'da alarm verdi sistem. Ekip müdüre ulaşmaya çalıştı, ulaşamadı. Eskaza bir arkadaşı yönlendirdik. Sonra biz müdüre soruyoruz, baksana ulaşamamışlar. Ve müdürden çok lakayt bir cevap aldık. Sonra tabii işten ayrıldık. Dedi ki, yansa da umurumda olmaz dedi. Tabii şaka yaptım dedi sonra. Bizim için şaka yoktur. Çünkü iş hayatında şaka olmaz. İş hayatı ciddi bir hayattır. Senin ağzından şaka çıkıyorsa onun bir gerçeklik payı olabilir. Zaten performans düşüklüğü olduğu için biz o arkadaştan yolları ayırdık. Peki nereye geldik? Alttaki kadro, ben sonra kadroya toplantı yaptım. Danışmanlık verdik oraya da. Toplantı yaptım. Kadro dedi ki, tabii onlar samimiler. Serhat abi dedi, biz böyle olduğunu biliyorduk. Çoğu kez de söyledik ama bizi dinleyen yok. Ne oldu? Yönetim kademesi üstte, ekip altta olduğu için. Yani eskiden çekiçle çivi örneği vardır. Nedir bu? Yönetici der ki ben çekiçim, bunu yapacaksın. Eleman da çivi çakmaya çalışır. Bu devir bitti. Bitti, kapandı evet. Onun için yaptığımız bütün şey şu anda Endüstri 4.0'a uyumlu personelleri ve ekip arkadaşlarını oluşturmak. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Serhat Bey çok güzel bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Gerçekten ben de çok şey öğrendim. Eminim izleyicilerimiz de güzel bilgilerinizle aydınlandılar. Serhat Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bu programı konuk ettiğiniz için. Evet. Efendim Ağzına İş programında bugün yönetici koçu ve dijital marketing yöneticisi Serhat Ezibay'ı konuk ettik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. We'll be right back.